İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir ihaleye girmeyi bile becerememiş. Efendim neymiş, Haliç'teki yeşil alanlar ıslanacakmış, sulanacakmış. Ben bu bilgileri aldım Tevfik Bey. İmara değil, halka açıyoruz. Yalan neresinde belli değil. Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz diyorum. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız iki tane temel olay bu şehri bugün yönetenler konusunda hem sorumluluk anlamında hem de ciddiyet anlamında bir sorunun olduğunu ortaya koydu. Bunlardan bir tanesi gerçekten bir sabah kalktığımızda bütün İstanbul'un outdoorlarında büyük bir yalan ve iftirayla karşılaştık. Şöyle bir baktığımda bir kenti yöneten, bir kentin geleceğini kurgulayan bir yönetim 5 yıllık serüvenini ortaya koyarken ilk başladığı cümle yalan ve iftira olmamalı diye düşündüm. Arkadaşlar bana telefon ettiğinde ya yanlışınız vardır dedim ama sonra araziye inip baktığımızda ki maalesef bu yalan dolu iftira kampanyasının başladığını gördüm. Neymiş? İmara değil, halka açıyormuşuz. Neyi imara açıyorsunuz? Neyi imara kapatıyorsunuz? Neyi halka açıyorsunuz? Neyi kapatıyorsunuz? Burası Kemerburgaz Kent Ormanı. 2012 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kent ormanını aldıktan sonra 2015 yılında çalışmaya başlamış ve 2018 yılında çalışmayı bitirmiş. Şimdi bakınız, çok açık ve net söyleyeyim. Siz kent ormanı ile ilgili biten bu çalışmayı elbette açma hakkına sahipsiniz. Bundan biz onur duyarız. Çünkü biz yaptık. Fakat her şey alenen ortadayken, her şey açık ve seçik ortadayken kalkıp da imara değil, halka açıyoruz diyerek bir yalanla ve iftirayla kampanyaya başlarsanız başta yapmış olduğunuz bütün açılışların da ruhunu yok edersiniz. Hele hele reklamlara baktım. Özenle, dikkatle hazırladık ve açıyoruz. Sonra açılış konuşmasında Sayın Başkan diyor ki tepkileri göz alınca ya yaptık demedik ki diyor. E ilanlarda diyorsunuz. Özenle, gayretle hazırladık ve açıyoruz. Bakınız ben size göstereyim. Burası 2018 yılında yıl sonunda Büyükşehir Belediyesi tarafından açıldığı kendi kurumsalından duyurulmuş. Ve halkın kullanımına açıldığı 2018 yılında zaten duyurulmuş. Ama söylüyorum esas mesele açılışını yapmanız falan değil. Esas mesele şu, halka yanlış bilgi vermeniz ve ceketin ilk düğmesini yanlış iliklemeniz. Soruyorum, bu kent ormanını kim imar açmak istiyor da siz durdurdunuz? Hele hele ilanınızda şu ifadeyi kullanıyorsunuz, acelece açmamız lazım buraların imar açılmaması için. Bakınız, bu konuda samimiyseniz geçtiğimiz ay 295 bin metrekareyi yeşil alana aldık. Eğer bu konuda samimiyseniz bunları yeniden komisyona görüşülmek üzere göndermezdiniz. Şimdi yeniden görüşülmek üzere komisyona gönderdiniz. Şunu net bir şekilde ifade edeyim. Kemerburgaz Kent Ormanı Orman Bakanlığı tarafından Büyükşehir Belediye'mize tahsis edilmiş. Bugün aktif olarak halkımızın kullanımına açılmış. Emeğe geçenlere teşekkür ederim. Ama Sayın Başkan'dan haseten arzu ettiğim şey şudur. Bakınız, bir şey yapmak için, kendinizi konuşturmak için illaki birilerine bir şey söylemek zorunda değilsiniz. Doğru olan şey şudur. Başkaları üzerinden PR yapmak değil, kendi doğrularınızı anlatmaktır. Eğer siz anlatacak kendi doğrunuzu bulamıyorsanız, başkalarına yakıştırılamayacak ifadelerle iş yapmaya başlarsınız. Bunun için ben aziz İstanbullulara sesleniyorum ki kent ormanı AK Parti tarafından yapılmış, AK Parti tarafından bitirilmiş, Sayın İmamoğlu tarafından açılmıştır. Özellikle şunu söyleyeyim. Haydarpaşa Sirkeci Gar meselesi. Arkadaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi dünyanın en önemli kurumlarından birisi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir ihaleye girmeyi bile becerememiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihale şartnamesindeki şartları bile yerine getirmeden ihaleye teklif vermiş. Bu teklif üzerine Büyükşehir Belediyesi 100 lira veriyor,
öbür adam 300 lira veriyor. Siz bakan olsanız kime verirsiniz ihaleyi? Bakınız, Sayın Bakan bu konuda açıklama yaptı. Dedi ki, geçmiş dönemlerde de bu konuda belediyenin talepleri oldu ve biz bunu reddettik. Burası açık ihaledir. Büyükşehir Belediyesi şirketleri bir konsorsiyum kurmuş, teklifi yanlış vermiş ve 100 lira teklif etmiş. Öbürü 300-350 lira teklif etmiş. Sonra 350'ye çıkmış. Gayet basit bir şekilde ne olmuş? Tabii ki bakanlık oraya vermek durumunda. Tabii ki ona vermek zorunda. Ve siz bakın, eğer ona vermeseydi çıkar kime peşkeş çekiyor diye sorardınız. Bakanlık doğru olan bir şey yapmış ve en yüksek teklifi verene vermiş. Teklif sunmakta bile aziyet gösteren buraya da vermemiş maalesef. Şöyle, yani şahsıma dönük yalan ve tamamen hani böyle saptırma şeklinde kelimeler kurarak iftirada bulunulduğu için fazla vaktini almayacağım. Birincisi, imara değil halka açıyoruz. Çok güzel bir cümle. Hiçbir kısmı yalan değil. Hepsi doğru. İkincisi, açıyoruz, o da doğru. Yalan neresinde belli değil. Üçüncüsü, bu orman Allah'ın lütfu bir orman, yüzyıllardır var olan. Orman Bakanlığı da sağ olsun Büyükşehir Belediyesi'ne bunu devretmiş. Az önce sizin işte o kurumlar arası devirle ilgili bence yılların tecrübeli bir belediye başkanı olarak söylememeniz gereken Sirkeci Garı ve Haydarpaşa Garı ile ilgili fikrinizden bahsediyorum. İnanarak düşünmediğiniz bir söylediniz diye de kalbimden geçmiyor diye. Bu benim kalbimden geçen. Çünkü ben bazen Allah'a havale etmeyi çok severim. Bunu da vicdanınıza havale ediyorum bu cümleyi. Çünkü ben inanmadığınızı düşünüyorum. Bu benim fikrim. Siz nasıl inanırsınız, söylersiniz onu bilemem. Bir orman ne güzel kurumlar arası tahsis edilmiş. Da kardeşim 6 sene geçmiş diyorsunuz, açılmış diyorsunuz. Ne açıldı bilmiyorum. Biz oraya gittiğimizde ne personeli vardı, ne kapısı vardı, ne de kullanılıyordu. Ama tespit ettiğimiz yeri yaklaşık 2,5 aylık bir hazırlık yaparak, oradaki kişileri ve düzenlemeleri yaparak, müteahhitle ilgili bir takım finansal sorunları da çözerek 29 Ekim'e 1.6 milyon metrelik kısmını açtık. Geri kalanı da seneye bu vakitlerde açacağız. Şimdi niye açılmadı diye bence gidin bir önceki yönetime bunu hesap sorarak sorun. Benim size tavsiyem bu. Orada da söyledim. Niye açılmadı diye sorun. Ne düşünüldü diye hesap sorun. Çünkü Esenler'e, Kağıthane'ye, Gazi Osman Paşa'ya, Eyüp'e çok yakın bir alandan bahsediyorum. Size tavsiyem budur. İkincisi, Silahdar Ağa ile ilgili münazara yaparken bunu büyük bir motivasyonla Sayın Bakan Yardımcısı da yaptı. Sanki biz ileri biyolojik arıtmaya karşıymışız gibi cümleler kurdunuz. Bir, biz ileri biyolojik arıtmaya karşı değiliz. Şu an Silahdar Ağa'da iptal edilen projenin bir yerine, iki bölgesine karşıyız. Üç, 2,5 milyon nüfus artsa dahi dediğim nüfus, o kapsadığı alanla ilgili ki o bölgede öyle bir nüfus planlaması da yok dedim. Açıklamam bu. Ve bu bölgede 2,5 milyonluk nüfus artmayacağı gibi bahsettiğimiz alanda Esenler'in bir bölümü de var. Efendime söyleyeyim, Kağıthane, Eyüp vesaire var. Bu bölümle ilgili yapılan, Silahdar Ağa'da yapılan bu ileri biyolojik arıtmada hedef, efendim neymiş, Haliç'teki yeşil alanlar ıslanacakmış, sulanacakmış. Ben bu briefleri aldım Tevfik Bey. Hem bir önceki genel müdürden aldım, hem de şu anda aynı yönetimden iki arkadaş bizim yönetimimize devam ediyor. Ben bu briefleri aldım. Buradaki sulama ihtiyacının 40 katı bir tesis planlanıyor. Biz ileri biyolojik arıtma tesisimiz var, planlıyoruz. Paşaköy'de planlıyoruz, Başakşehir'de planlıyoruz. Başakşehir'deki yürüyor. Dolayısıyla diğer tesislerimiz de var, yani planladığımız. Ama üzüntü verici tarafı, bu yeri yanlıştır. Maliyeti alınan fiyatlara göre 1.1 milyar liradır. Bize sunulan dosyayı, benim durdurduğum dosyayı ben biliyorum. 1.1 milyar liradır, 600 milyon değil. Yanlışlarınızı düzelteyim. 2,5 milyon lafınız yanlış. İstanbul'la ilgili böyle bir şey söylemedim. O bölgede 2,5 milyon dahi artsa. Çünkü bahsedilen bölgenin, zaten bahsettiğiniz hem Balta Limanı hem yani Yeni Kapı ileri biyolojik arıtma olarak devrede zaten yapılmış. Yapandan Allah razı olsun.